Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Minecraft 1.18 güncellemesi, zindan güncellemesi olsaydı ne olurdu onu tartışacağız ve etrafta güzel yapılar inceleyeceğiz. Öncelikle Minecraft'ı benim gibi farm için oynayan da var, farm dışında macera arayan da var. Ama insanlar genelde maceralarını yazık ki sunucularda arıyor. Peki neden? Çünkü Minecraft'taki zindan bolluğu bayağı bir az. Ha, ilk defa oynayan birisi bu zindan bolluğunun az olduğunu fark etmeyebilir. Oldukça normal. Ama bizim gibi bayağı uzun süredir oynayanlar artık neyin nerede olduğunu bildiği için çok bir heyecanı kalmıyor. Ve biz de geçen gün yaptığımız ankette tam şöyle çıkacak şimdi. Orada zindan güncellemesine yüksek bir oy verildi. Bu arada diğer güncellemeleri de yapacağız. Sadece sıralamasını seçmiş olduk. İlk önce zindan gelecek. İşte o da bu. Şimdi zindanları göstermeden önce. Zindanlara bununla mı gireceğiz? Aha bu. Bununla mı gireceğiz zindanlara? Şu anda Minecraft'ta Piglin Brütler var biliyorsunuz. Ve onlar bile Netherite setle sizin içinizden geçiyor. Hadi Warden geldi. Ya Warden bile Netherite zırhın içinden geçiyor. O yüzden Netherite zırhın bazı böyle zindanlarda pek işlevi kalmıyor ne yazık ki. Biz de o yüzden yeni kılıçlar, yeni silahlar, yeni ekipmanlar getiriyoruz. İlk önceliğimiz kalkanlar tabii ki de. Oyun içerisinde kalkan sayısı bayağı bir az. Yani bir tek tahta var. O da bundan hallice yani. Şuna bak. Yaratıklarla savaşırken kalkanlar çok büyük bir önem taşıyor. Özellikle zindanlarda savaşırken. Ve bu modlarla beraber çok güzel bir şekilde kalkanlar ekleniyor. Ve sadece bu kalkanlar da değil. Bununla beraber farklı yapılardaki kalkanlar ekleniyor. Mesela bakın bunu yapın bu şekilde. Bunu yapın bu şekilde. E diyeceksiniz la farkı ne? Şöyle. Ben Minecraft'ın temel kalkanını seviyorum kardeşim. Böyle altıgen, şekilli, şu kulu şeyler sevmiyorum derseniz size oyundaki temel kalkanları sunabiliriz. Özellikleri aynı mı? Tabii ki de aynı. Ha bunu yapmışsınız, ha bunun 3 boyutlusunu yapmışsınız. Ama onlar daha şekil duruyor benim gözümde. İsteğe bağlı koymuşlar işte. Ve mesela siz modlu oynuyorsunuz. İşte bakın. Modlular içinde hani teknolojik modlar içinde eklemişler özel olarak. Ve oldukça da güzel olmuş. Şimdi diyeceksiniz ya biz Minecraft'ta kalkan kullanıyoruz da bu kalkanla hani biz savaşamıyoruz. Yani şöyle düşünün, buradan bir sürü kılıç ekledik oyunumuza. Bir tane kılıç seçtik. Ya biz kullanacağız da kalkan varken vuramıyoruz adam gibi. Ama o zaman şöyle bir eklenti de ekleyelim. Sağ tıka basılı tuttuğunuz zaman bir de yanında sol tıka basarsanız yaratığı belli bir miktar itiyorsunuz. Bu da size avantaj sağlıyor. Fırsat avantajı. Tabii bakın kalkan bekli bir süresine giriyor. Bunu iyi ayarlamak zorundasınız. Öyle bodoslama dalamazsınız. Ve sırada zindanlarımız var. Yeni zindanlar. Oyuna gelmesi lazım zaten burada. Oyunda böyle abidik gubidik yer altında 3-5 bloktan oluşan zindanlardan pek hoşlanmayan bir insanım. Mesela bakın başarını da aldım. Savaş kulesi mi? Evet, savaş kulesi. Giriyorsunuz mesela alt katlarında böyle dekoratif şeyler eklemişler. Üst katlarına çıktığınız zaman spawnerlar devreye giriyor. Ve bununla beraber normal ilk katı zindan sandığı. Hani oyunda spawner bulduğunuz zindanlar var ya onların sandıklarında. Üst kata çıkıyorsunuz bakın yaratıklar daha da değişiyor. İskelete dönüşüyor. İskelete dönüş yapıyor. Örümcekti iskelet oldu. Sandığı açıyorsunuz. Aynen gene aynı fakirlikte. Gene pek güzel değil. Bakın bir üst kata çıktık. Gene bu şekilde pek güzel olmayan sandıklar. Ama en üst kata çıktığınız zaman sizi daha zorlayacak yaratıklar da var. Mesela bu şerefsizler. Adlarını hatırlamıyorum ama uyuz oluyorum bunlara. Mesela bakın şanslı fırlatma, bunlarla beraber çapalar, zümrütler. Mesela bakın yanmış zindan haritası. Altın falan. Güzel yani 2-3 dakikalık bir zindan için güzel ödülü var ve en üst kata çıktığınızda işte bu. Altından ödüller. Abi mükemmel. Şimdi gelin şu yanmış zindana bir bakalım. Neymiş bu yanmış zindan? Evet, yer altındaki yanmış zindana geldim. Ve buraya geldiğimizde pek değmiyor, evet. Değdiğini söyleyemeyiz. Ama sadece bir yerden de oluşmuyor. Odalı modalı böyle geniş geniş zindanlar. Mesela bakın burada husk spawnları var. Bakın mesela çok güzel. Burada altınlar var. Bakın bir tane daha harita. Oyun sizi zindandan zindana sürüklüyor. Bir bakıma macerayı temel alıyor. Şimdi gelin şu Leviathan map'ine bir gidelim. Bu arada gelirken yolda denk geldim. Su altındaki yapılar da ekleniyor. Abi çok güzeller ya şuna bak. Su altında zindanlar var baksana şuna. Sandıkları da çok güzel. Nether Gold Ore, Enchanted Golden Apple. Çok güzel kaplumbağa şeyi.
pulu ve bunun avantajı şu, farm yapmanıza gerek yok. Bakın buraya geldiniz, çıktı. Şimdi şuraya gidelim hemen. Bakın burada da farklı farklı şeyler var. Bakın Warped Fungus, Enchant Golden Apple, Fire Aspect. Abi çok güzel yapıları var ya. Mükemmel olmuş. Ve Leviathan'a geldim. İşte burası. Uzun bir yolun için yaptık? Yaklaşık dolu dolu altınlar için. 1, 2, 3, 22, 23, 24 blok altın için. 24 blok altın için 1000 blok yürümek pek koymaz. Yer altında maden toplamaktan iyidir. Şimdi diyeceksiniz ya ben 1000 blok gittim, 2000 blok gittim, oradan bir daha mı döneceğim? Hayır efendim. Oyunda yeni bir mekaniğimiz daha var. Waystone'lar. Buna isim veriyorsunuz. Mesela Leviathan diyorum ve bunu sağ tıklayarak aktif ediyorum. Bakın şu anda bu burada. Ve şimdi buradan 2000 bloğa yakın bir uzaklığa teleport olacağım. Şu anda koordinatlarım 4000'de. Buraya tıklıyorum. Burası da evimiz olsun. Ev diyorum. Aktif ediyorum. Ve bunlar arası ulaşım yapabiliyorum. Şimdi diyeceksiniz bu bedava, bunun anlamı ne? Aslında bedava değil. 3000 blok ve üstünde bunlar sizden level talep ediyor. Yani diyor ki hocam sen beleşe gidemezsin. Onun için senden ben biraz tecrübe puanı alayım diyor. Ki oyunun bir bakıma tecrübe puanı mekaniğini biraz daha kullanmasını sağlayabilir. Ha diyeceksiniz yapımı zor mu? Değil. 3 obsidian, 3 stone brick, warp stone. Bunlar da 4 adet ender pearl, 1 zümrüt ve 4 adet purple dye ile yapılıyor. Zindan kasınca elde edilebilecek şeyler. Zindanları gösterdim. Hani birkaç tanesini gösterdim. Normalde 50'ye yakın zindan var bu pakette. Ama daha sonra modda. Ama hepsini size gösteremem. 50 tanesini 1 dakika göstersem 50 dakika olur. Öyle bir imkanımız yok. O yüzden modlar açıklama kısmında mevcut. Oradan modları indirip kullanıp oynayabilirsiniz ve kendiniz keşfedebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz biz maceraya çıkıyoruz. Yanımıza neler alacağız? İşte bunları. Backpackler. Backpacklerin yapımı oldukça basit. 4 deri, 1 ip, 4 tane yünle yapılıyor. Ve bunları büyütebiliyorsunuz. Ekstra deriler kullanarak daha da büyük sandıklar elde edebiliyorsunuz. Daha doğrusu sırt çantaları. Şimdi diyeceksiniz ya oyunda 1.17'de şey geldi, bu ne deniyordu? Çanta benzeri. Adını unuttum şu anda, tavşan derisinden yapılıyor. O geliyor. Ya bilmiyorum ama benim gibi düşünen var mı aranızda? Ben onları hiç sevmedim. Madencilikte çok güzel iş yapar ama zindan gezerken veya yanınızda bol bol blok bulunuyorsa pek bir anlamı yok. Madenlerde çok güzel iş yapar ama. Ama bizim gibi böyle maceraya çıkacağız, şunları toplayacağız, bunları toplayacağız diyen adam onu kullanamaz. Onun için ahanda böyle bir şeye ihtiyacı var. Mükemmel. Ya zindanlar sadece bildiğimiz iskelet örümcekle mi dolu olacak diyorsanız tabii ki de hayır. Çok güzel yaratıklar da ekleniyor paketimize. Önceliği Pitcher. Bu Minecraft'ta daha doğru hatırlıyorsam suyun altında zaten bulunması istenilen bir yaratıktı. Ama sonra kaldırıldı. Yapımından iptal oldu daha doğrusu. Bununla beraber bilim adamı. Bakın abi çok iyi, şuna bak. Nasıl da saldırıyor bak bak. Kendini savunan bir bilim adamı. Mükemmel. Guardian. Köylerde biliyorsunuz köylüler kendilerini pek koruyamıyorlar. Tek yapabildikleri şey kaçmak. Böyle zindan güncellemesinde, böyle tehlikeli yaratıkların olduğu bir güncellemede gardiyanların olması bence gerekli. Bu da her otoboka saldırıyor. Birader bir dur lan. Iron Slime. Ufak bir boss'umuz. Slime'ları oyunda çok severim. Çok şirinler. Ama benim gözümde slime'lar haddinden fazla ön yargılı davrandığımız yaratıklar. Bunlarla ilgili boss'lar, yaratıklar falan eklenebilir abi oyuna. Çok müsaitler yapıları. Ve diğer boss'umuz Kraken. Abi denizin diplerinde ağzınızı burnunuzu dağıtacak bir yaratık. Mükemmel. The Sun. Abi. Oyunda güneşle savaştığınızı düşünsenize. Aşırı iyi olmaz mıydı? Bakın etrafı yakıp kül ediyor şerefsiz. Vay arkadaş. Bu arada hepiniz şey diyorsunuz. Abi çok abartı yapmışsın. Şunu yapmışsın. Bunu yapmışsın. Bunların zaten orijinal güncelleme kafasında olmadığınız az çok biliyor olmanız gerekiyor. Minecraft'a göre bir güncelleme yapsak zaten modların hiçbirini kullanamayız nereden baksanız. Birkaç tane falan çıkar. Zindan güncellemesi için konuşuyorum ya da benzeri güncellemelerde. Biz bir bakıma bunu eğlenceye, fanteziye dönüştürüyoruz. Burada da anlaştıysak devam edelim. Diğer boss'umuz Void Master.
Abi şuna bak. İhtişamına kurban be. Şimdi diyeceksiniz ya bu böyle mal mal bakıyor. Öyle demeyin. Sizi gördüğü an ağzınızı kırıyor. Bayağı bir sıkıntılı. Mesela bu ikisini kapıştırabilecek miyim? Bir deneyeyim. Şurada güneşe spawn ettiğim takdirde belki hasar verir. Güneş hasar veriyor ama The Void Master biraz pasif kalıyor. Lan güneşin boyutuna bak, buna bak. Abi çok efsane ya. Unuttum sandınız değil mi? Kesinlikle unutmayın. Ahan da bu. Bumerang. Ben bumerangsız video çekmem arkadaş. Bumerang macera güncellemelerinde olacak. Bakar mısın şuna? Abi hep istiyorum ben bunu ya. Lütfen ekleyin şunu Minecraft'a. Aşırı meraklısıyım şu bumerangın oyun içerisinde bulunmasına. Çok iyi olurdu ya. Neyse. Nasip de yokmuş. Ve daha burada bir sürü kılıç var. Şimdi bunları tek tek tanıtamıyorum. Sebebi şu. Hepsinin kendi özel bir kullanım alanı var. Mesela dagger'lar uzak mesafelere atılmak için kullanılıyor. Longsword'lar adı üstüne longsword. Geniş bir alana vuruyor. Ve bu bazı konularda dezavantajı da getirebiliyor. Bunun mesela en büyük örneği kılıcın yavaşlığı. Şimdi diyeceksiniz ya normal Minecraft kılıcına göre normal bir hızda. Evet ama bizim zindan güncellemesine gelen kılıçlara göre yavaş bir hızda. Saber. Saber'ın olayı şu. Zırhlı düşmanlara fazla hasar veriyor. Oldukça güzel bir detay. Great Sword. Zaten bu oyundaki en büyük kılıç. Olayı şu. Size maden yavaşlığı veriyor. Ama hasarı öküz gibi oluyor. Bu arada şu anda game modda olduğum için mod bana bu efekti veremiyor. Çünkü survival'da etkin olması gereken bir özellik bu. Buradan da bakabilirsiniz. Elinize herhangi bir eşya aldığınızda saldırı hızınız düşer. Böyle yayma, sweep var ya. Adını unuttum şimdi onu. O yandaki düşmanlara %100 hasar verir. Baya bir kullanım alanları var. Atın üstünde kullanabileceğiniz lanslar mevcut. Tabi bunu keşke 3 boyut yapsaymış. Böyle güzel durmuyor. Savaş baltaları, gürzler, abi baya bir şey var. Anlatılmaz abi. Oynayacaksınız bunu siz, oynayacaksınız. Aşırı güzel, şuna bak. Kafa göz gir abi şunda. Tamam o zaman. Minecraft 1.18 güncellemesi zindan güncellemesi olsaydı ne olurdu videosunun sonuna geldik. Şöyle yapalım. Ben gene yakın zamanda bir anket paylaşacağım. Bu ankette hani bir dahaki güncelleme gelecek güncellemesi olacak. Ondan sonra son ikiye kalmış güncellemelerimiz var. Onlarla beraber iki seçenek daha sunacağım. Hangileri seçilecek onları tekrar bakacağız. Çünkü onlar bayağı bir az oy aldı. Onu diğer seçeneklerle karşılaştırmamız gerekiyor. O zaman bu video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay canlar.